Elektronik sigaralar o kadar cazip ve çekici yapıyorlar ki insanlar neredeyse herkes bu tabii ki bu kadar güzel gözükmesine rağmen insanlar çok fazla bilmiyorlar. Çok ciddi zararları var. Bunların artık kontrollü bir şekilde yasaklanması lazım. Elektronik sigarayı kullandığımız zaman insanlardan ne çekiyor? İşte keyif yapıyor yani. Bağımlılık yapıyor. Bu yüzden sigarayı bırakan bunu kullanmaya çalışıyor ama bırakamıyor. İçerisinde nikotin, gliserol, propilen gliserol, içerisinde koku verici bir takım maddeler ve bir takım böyle koruyucu maddeler var. İnsan sağlığına zararı insanlar üzerinde yapılan çalışmalar çok fazla yok ama hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarla bunların hayvanlarda bir takım zararlar oluştuğu gösterildi. Bu gerçekleri hastalarımıza daha farklı ve daha güzel bir şekilde sunabiliyor yanlış olan şeyleri. Elektronik sigara zararlıdır. Aksine sosyal medyada bayağı bir yaygın bir şekilde elektronik sigara satılmakta ve insanlar da bunun sağlığa zararlı olmadığını düşünüyor. Ancak elektronik sigara gerçekten sağlığa zararlıdır. Çünkü içerisindeki içerik maddeler, içerisinde nikotin var, gliserol var, propilen gliserol var. Koku verici bir takım maddeler, bir takım koruyucu maddeler var. Bunlardan dolayı bunların insan vücuduna solunum yoluyla alındığı zaman ne kadar bir etkisi olduğunu biz bilmiyoruz. Biz elektronik sigarayı bırakmak için kullanıyoruz ama içerisinde nikotin var. Yani bu nikotin de zaten sigaranın nikotin bağımlılığını bıraktırmıyor. Hiçbir faydası yok sigara bağımlılığında. Bir de bu elektronik sigaranın içerisindeki bu maddeler, hayvan deneylerinde bir takım çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalarda da solunum yolundan geçtiği zaman bu maddelerin özellikle hayvanlarda akciğer kanseri yaptığı görülmüş. Bu insanlar üzerinde yapılmamış ama biz bunları düşünerek insanlar üzerinde de bu tür zararların olduğunu düşünebiliriz. Bu elektronik sigaraların içerisinde bir takım aromalar var, koku aromaları. Biz bu koku aromaları sürekli aldığımız zaman vücut bu kokulara da alışıyor, artık bu kokuları da almıyor. Bu kokuları almadığı zaman vücutta mesela yemek yerken yemeğin bir kokusu da vardır. Bu kokuyu da biz hissederiz ve böylece tadı olur. Şimdi bu koku bozukluğu olduğu zaman yemeğin kokusunu da alamadığımızdan bir tat kaybı olur. Bu geçici olabilir, kalıcı olabilir ileride. Bu da insanın yaşam kalitesini bozar. Böyle tiryaki dili dediğimiz bir hastalığa da yol açabilir. Bilinmeyen bir sonuca gidiyoruz sigara içtiğimiz zaman. Bilinmeyen bir şey olduğu zaman da bunu kullanmamız lazım.